Hayal et, keşfet, tasarla. Buraya oturuyorsunuz ve hello diyorsunuz. Ben daha fazla insan hayatına dokunabilmeyi diledim. Çok enteresan bir dokusu var. Her şeyde tasarım yapabilmek, her şeyde bir şey üretebilmek. Yasemin bir şey buldu galiba. Az daha tasarımı kırıyorduk galiba. Bakalım yakalayabilecek mi? Evet, şimdi gelelim renk değiştiren kıyafete. Kendisini. Şöyle ağzından da bir ateş falan çıkarsaymış güzel olurmuş. Ha, fırlayıp gitmesin bu. Eren kendi dijital ikizini yaratacak. Çok değişik bir alandayız şu anda. Ve arada enteresan sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Kız hala orada yatıyor. Herkese selamlar. Bu hafta Hollanda'da tasarım haftası. YouTube Shorts'larda biraz size göstermeye çalışmıştım. Şimdi içeriği gezip detaylıca size göstermeye çalışacağım etkinlikte neler var. Hollanda'nın birçok yerinde etkinlik var. Biz şu anda Eindhoven'dayız. Eindhoven'daki en büyük topluluğun olduğu kısımda şu anda Stripes. Şimdi içeriye girip detaylıca etkinliği beraber keşfedelim. Bu arada sizi eşimle de tanıştırayım. Yasemin, selamlar. Selam. Siz de kendinizi alt kısma yazın isimlerinizi. Bu şekilde tanışmış olursunuz yorumlarda da. Bizim bir kanalımız daha var. Alkışlarla geziyorum. Gezdiğimiz yerleri o kanalda paylaşıyoruz. Onun da linkini bırakacağım size. Ama tabii ki tasarımla ilgili etkinlikleri de benim kanalda beraberce size anlatmaya çalışacağız. Şimdi Yasemin bize biraz kameramanlık yapar. Aynı zamanda detayları aktarmamıza da yardımcı olur. Tabii ki. Değil mi? Asiste. Evet. Şimdi etkinliği gezmeye başlayalım. İlk olarak etkinlik alanı şöyle bir sergiyle başlıyor. İçeride çeşitli, şuradan girecektim az daha cama, bu komik videolardaki gibi. Tasarımla alakalı çok fazla unsur var burada. Hani bir tek grafik tasarım veya görsel tasarım, dijital tasarım olarak düşünmeyin. Mimari tasarım, ambalaj tasarımı, başka ne olabilir? Peyzaj, sürdürülebilirlik, birçok konu var. Şimdi hepsini detaylı, kısa kısa da olsa size göstermeye çalışacağım. En azından burada neler yapılıyor tasarım etkinlikleri de onları da görmüş olursunuz. Görüyorsunuz mesela bu şekilde buranın bitki örtüsünü, yapısını, Hollanda'yı anlatan çeşitli tasarımlar da var. Daha çok bitki örtüsü. Evet ve buradaki doğal ürünlerden tabii ki yapılmış bu tasarımlar, bu sergi. Burada da yapıyla ilgili hem hayvanlarla ilgili hem toprakla hem bitki örtüsüyle ilgili de daha fazla detay verilmiş. Özellikle kuş gözlemi veya mantar, doğayı keşfetme konusunda ben de çok meraklıyım. Elimden geldiğince onları da paylaşmaya çalışıyorum. Özellikle Instagram hesabımda. Onu da takip edebilirsiniz. Burası da uçaktan görüntü. Aynen, tepeden kuş bakışı. Bu gerçek map olabilir bu arada. Değil mi? Burada da bu şekilde yapılmış. Genelde evet, Flemenkçe yazıyor. Bunlar da oluşturulmuş tasarımlar. Bu 3D printer'la mı yapılmış? Evet. Bayağı yer var gezeceğimiz zaten. Böyle hızlı hızlı gezmeye çalışalım. Hepsininle şimdi... Bugün çok kalabalık. Evet, cumartesi. Aslında birazcık da o yüzden hafta sonu gelmek istedim. Çünkü bu hani birazcık hareketi de görmek lazım. Yani insanların katılımını vesaire. Şimdi içeriye doğru giriyoruz. Böyle farklı mutfaklar, farklı yemekler var giriş kısmında. Deneyebildiklerimizi biz de denemeye çalışıyoruz genelde. İnsanlar böyle ayaküstü atıştırıyorlar. Şurası da kafe bar gibi, hem kahve içiyorsunuz hem içki alanı, bir alanı vesaire. Vietnam mutfağı. Giriş kısmı daha çok yemekle ilgili. Burada akşama doğru müzik falan da oluyor. İnsanlar bayağı partiliyor burada. Ortam güzel yani o anlamda. Aynen, şu anda harika kokular geliyor. Ve fiyatlar da mesela Hollanda'da normal market fiyatları ya da kafe bar fiyatları neyse, burada da fiyatlar aynı yani, ekstra değil. Ben İstanbul'daki, hatta izleyenler bilecektir, Gez Gör Tasarla diye bir seri yapıyordum. İstanbul'daki etkinliklere de gidiyordum. Ya yani bizde fiyatlar birazcık daha farklı oluyor tabii. Burada her yerde fiyat aynı. Şurada patates kızartmasım var. Meşhur Hollanda patatesi şurada. Merak ediyor musunuz bilmiyorum da. Belki sonradan eğer merak eden olursa bir sokak lezzetleri videosu da yaparız belki. Tasarımla pek alakalı yok ama yine de burayı merak eden de olabilir. Burada kahve var, tatlı var galiba. Evet. Şurada meşhur bir tatlı var. Herhangi bir normal olmayan. Ben direkt cappuccino aldım. Değişik bir tatlıları var yine burada. Böyle küçük krepler gibi. Şu şekilde üzerine çikolata döküyorlar. Şöyle küçük küçük hamurlar. Pankek gibi aynı. Ben bir şey dedim az önce. Pankek mi demeye çalıştım? Krep dedim herhalde. Şimdi şu kısımda da bu kalemle, kalemin ismini tam unuttum ama bu kalemle çizerek yapılan tişörtler, sweatshirtler, şapkalar. Geçen hafta önceden gelip tabii ki bir tur attık biz burada. Geçen hafta bayağı etkinlik de vardı. Burada masa falan vardı. Şöyle bir araba var. Şöyle yandan da göstermeye çalışayım. Güneş enerjisiyle çalışan bir arabaymış bu. Maksimum 145 km hıza ulaşan bir off-road solar car olarak geçiyor.
Şimdi etkinlik alanını size yukarıdan göstermeye çalışacağım. Buraya çıkmamıştık hiç. Şimdi yüksek bir noktaya çıktım. Şöyle şu binanın tasarımından başlayıp etkinlik alanı, şu kısım da dahil olmak üzere. Şöyle yavaşça çevireyim size. Biraz nefes nefese kaldım merdiven çıkınca. Biz az önce şuradaydık. Şu kısımdan girdik. Şurayı gezdik. Şimdi şuraları gezeceğiz. Şu arka tarafı. Şurada bir yer var. Oraya gireceğiz. Burası yemek alanıydı. Daha sonrasında da şu arkaları dolaşacağız. Şurada da birkaç yer var. Onları da göstereceğim size. En sonunda da buradan yürüyüp diğer bir etkinlik alanı var. Eğer vakit kalırsa da oraya gitmeye çalışacağız. Şimdi şu ileride girilecek bir alan var. Enteresan bir sergi. Oraya girelim, biraz gezelim. Tabii ki biraz karanlık orası açıkçası. Ne kadar çekim yapabilirsek artık. Yani burada yapılan aslında tasarımların çoğu interaktif yapılmış. Yani siz de dahil oluyorsunuz sürecin içerisine. Sadece bakıp çıkmıyorsunuz. Hatta şu anda sıra varmış burada. Sırayla alıyorlar. Geçen hafta geldiğimizde mesela sıra yoktu. Bir de bunlar üniversite öğrencilerinin galiba bitirme projeleri de olabilir. Zaten bu tasarımların çoğu, yani hepsi demeyeyim de çoğu üniversite öğrencilerinin yapmış olduğu tasarımlar. Eindhoven'da Design Academy diye zaten bir üniversite var, okul var. Bayağı ünlü Avrupa'da. Çoğu da oradan çıkan işler. Şimdi biz de sıraya girelim. Hayal et, keşfet, tasarla. Güzel slogan. Şimdi içeriye doğru giriyoruz. Burada kalem veriyorlar. Thank you. Okay. Bu şekilde kalem ve bir not kağıdı veriyorlar. Hayalinizi yazıyorsunuz. Biz de kendimize göre bir hayal yazacağız tabii ki. Var bir hayalimiz. Bakın, burada yazılmış notlar. Şimdi içerisi biraz kararacak tabii. Evet, ışık takviyesi geldi. Bu arada geçen hafta geldiğimizde daha azdı. Şu anda doldurmuşlar bayağı. İlk günüydü çünkü. Evet, biz ilk günü geldik direkt. Bizim iki tane var tabii ki. Bir tanesini dünya için, bir tanesini de bizim için. Kullanalım. Evet, Yasemin bizim için dileklerimizi yazdı. Bir tanesi dünya için, bir tanesi de bizim için oldu. Şu şekilde. Ben daha fazla insanın hayatına dokunabilmeyi diledim ve bunun için de ilk hedef 1 milyon dedim. Tabii ki hayal ama zaten hayallerinizi yazın demişler. O yüzden sorun yok. Evet, bizim için az Yasemin. Sonra devam edelim. Çok da güzel yer aslında. Evet, şimdi devam ediyoruz. Burası bir koridor şeklinde. Çok fazla aslında bir şey yok. Bu dileklerle alakalı. Meşhur hapşurunu benim kanala da bulaştırdığın için. Teşekkürler Yasemin. Alkışlarla geziyorum, izleyenler bilir bu hapşurukları. Ha, şu arka kısımda vardı bak, şimdi hatırladım. Ben dışarıda kaldım. Burada ilginç şeyler var. Discover Dream. Orası. Hayal, Discover. Ve ilerisi de Design'da diğer taraf demek ki. Yine bayağı kalabalık. Burada tamamen etkileşimli şeyler var. Mesela şurada iyi tasarım ve koptular. İyi tasarım ve kötü tasarım örnekleri var şurada. Biraz göstermeye çalışayım şöyle. Bazı senaryolar oluşturmuşlar. Bu kısımda gördüğünüz tasarımlara, bu şekilde yapılan şeylere puanlar, notlar veriyorsunuz gibi. Şuradaki renkli stickerlardan alıp uygun gördüğünüz yerlere yerleştiriyorsunuz. Şöyle okumaya çalışın siz. Ben şimdi çok dar bir alandayım. Trust, familiarity, simplicity, beauty, discovery, connection. Şöyle tost makinelerini de göstereyim size. Yine burada çeşitli oyunlar var. Asıl soru soruyor. Evet mi, hayır mı? Sorulara göre cevaplar bırakıyorsun. Ya şey, flamenkçi olduğu için anlamadım. Aynen, flamenkçi yapmışlar. Hepsini translate etmek gerekiyor. Bu evet, bu hayır. Geçen hafta biz geldiğimizde burası kapalıydı. İlginç bir tasarım yapmışlar. Burada tepelerde kameralar var ve şu ışıklar dokunmatik. Dokunduğunuz zaman böyle birbiriyle etkileşim haline geçiyor. Göstermeye çalışacağım şöyle. Burada network'ü anlatıyor anladığım kadarıyla. Yani etkileşimi, network'ü anlatıyor. Güzel bir tasarım olmuş. Burada da bir diyalog dönüyor. Bu sorular soruluyor. Yani masadaki siz oluyorsunuz. Ve buradan da cevaplar veriyorsunuz. Mesela sorulan soruya, tabii flamenkçe şu anda biz anlamıyoruz. Sorulan sorulara göre diyaloğu ilerletiyorsunuz. Evet, yine böyle bir alan var. Değişik bir alan. Buraya oturuyorsunuz ve hello diyorsunuz. Hello there, human. Who are you? Do you want to listen to one of my stories?
Yes, of course. Tabii anlat. Neresi? It's been nearly a decade since I've settled here. So, one windy day. Şimdi kalktık oradan da basit sorular soruyor yani böyle çok fazla bir şey değil. Hayır diyor ki işte, ne yapmayı seversin? Aynı doğumun bölgesinde en sevdiğin alışveriş merkezi neresi? Çok basit sorular. İşte aynen. Ondan sonra işte en yakın arkadaşının adı ne falan tarzı sorular. Tabii ki ben. Ve son olarak da dizayn kısmına geliyoruz şimdi. Şurada hangi ürünleri daha sürdürülebilir yapmak istersin diye soruyor. Böyle çeşitli sorular var burada da. Yani seni tasarımla ilgili sorgulatmaya çalışıyor burada da. Yaklaşmaya çalışayım. Şehrinde teknolojiyi iyileştirmek ister. Hangi teknolojileri iyileştirmek istersin? Bunu İstanbul adına değerlendirmek lazım aslında. Burada da hangi medya dünya görüşünüzü etkiliyor gibi şeyler ve bununla ilgili ne düşünüyorsun, ne hissediyorsun diyor arkadaşlar. Bakalım son olarak da şuna bakalım hadi. Stresi nasıl önlersin? Sen nasıl önlersin? Önleyemiyorum. Önlenemiyor. Girişte verilen kalemleri de buradaki bir yere yerleştiriyorsun. Biz bir kalemi buraya bıraktık. Diğerini de buraya bıraktık. Bu sefer Yasemin'in seçimiydi. Çıkışta sticker veriyorlardı, veriyorlar mı? Az önce girdiğimiz yerin hemen yanında bir yer daha var. Kaykay pisti vardı daha doğrusu. Bakalım bu sefer inşallah hareketlidir de şu kaykay yapanları bir çekeriz. Şu anda ses geliyor çünkü. Bu arada ben de kaykayı çok seviyorum. Bir tane kaykayım var. Tabii ki böyle akrobatik hareketler pek yaptığım söylenemez ama yine de kullanmayı çok seviyorum. Ha, scooter için yapmışlar. Ben kaykay diye düşünmüştüm. Bisiklet. Paten var. Arka tarafta paten var. Scooter'la şov yapıyorlar. Güzel. Her alanda başka bir faaliyet var. Şimdi bir tasarım alanına geldik. Burada workshoplar da oluyor olabilir. Müzik de var, inşallah telif yemeyiz. Sürekli konuşacağım tabii ki telif yememek için. Kapatalım müziği. Geçen hafta geldiğimizde bu kadar kalabalık değildi burası. Canlı müzik mi bu ya? Canlı müzik, evet. Burada bu şekilde tasarımlar var, satılıyor. Anime tasarımları. İnsanlar burada takılıyor. Buradan kaskları, bisikletleri alıp kiralayıp buradan parkura inip kullanabiliyorsunuz. Şimdi yan kısma giriyoruz. Yine böyle bir sergi alanı var burada da. Burada cam üzerine yapılmış tasarımlar var. Farklı bir teknik kullanılıyor burada. Şimdi ilk öncelikle yapılan tasarımları göstereyim size. Şöyle. Daha sonrasında bunların nasıl yapıldığını göstereceğim. Mesela çok ilginç. Şuradan ışık parlıyor. Şöyle göstereyim. Burada da çeşitli tekstürler, grafikler var. Şimdi tabii ki burası ledler pırpır yapıyordur. Arkada ledler olduğu için. Buradaki tasarımlara bakmak neden önemli? İşte bu şekilde zihnimiz açılıyor. İnsanlar neler yapıyor, neler üretiyor. Bu şekilde de hani biz de bir şeyler üretirken de bunlardan besleniyoruz. Farkında olmadan da olsa zihnimiz gelişiyor işte. Evet, bu göstermiş olduğum tasarımlar da bu şekilde yapılıyor. Işıklandırma ile birlikte de şahane görüntüye kavuşuyor. Şu anda yine parlıyor. Niyeyse bir anda sessiz konuşasım geldi. Evet. Küçükken bizim yaptığımız cam boyamalar vardı, hatırlıyor musun? Onların daha teknolojik versiyonları patates gibi. Patates baskısı. Patates baskısı tamam, ayrı bir şeydi de bu birazcık daha şey. Cam üzerine boyama da yapıyorduk böyle kalıpların üzerine fırçalarla. Bizde vardı cam boyama. O camları kestirmek için ne kadar uğraşıyorduk, tehlikeli. Burada da etkinliklerin alanlarını gösteren bir yönlendirme var. Şu DDV'de Dutch Design Week demek açılımı. Böyle şimdi biz arka tarafa doğru devam edeceğiz. Bu kısım da böyle market, pazar alanı gibi çeşitli hediyelikler, tasarım ürünler vesaire satılıyor. Şimdi bir içeriye girip hızlıca gezelim burayı da. Bu şekilde hediyelikler, tasarım ürünler var. Çok böyle içlerine girmeden zaten hani aşağı yukarı bütün etkinliklerdeki şeyler. Şöyle ilginç tasarımlı bardaklar, kupalar var. Kahve bardakları. Yine mobilya tasarımları da şöyle şuradan sandalyeden göstereyim. Acayip rahat, şunu denemiştim. Burası mobilya tasarımı ile ilgili. Kıyafetler var yine. Aynen, vintage kıyafetler. Ama fiyatları da biraz normale göre tuzlu. Kartpostallar var. Tasarımları çok tatlı görünüyor. Yastıklar var. Evet.
Karpostalar bayağı güzel. Pikoşu var. İllüstrasyonlar çok tatlı. Belki biz de işte bu şekilde illüstrasyonlar yaparız kanalda. Eğitim videolarını. Eğer isterseniz böyle şeyler yazın yorumlara. Hem yapay zekayı kullanarak hem kendimiz çizerek bir şeyler deneriz. Burada çok tatlı şeyler var. Burayı bir gezelim, evet. Çok güzel ahşap tasarımlar var şu şekilde. Renkler de, kullandıkları renk paletleri de çok tatlı. O yüzden de direkt dikkat çekiyor. Şöyle rozetler yapmayı ben de bir ara çok istiyordum. Rozet mi, magnet mi? Hmm. Arkada pinler de var. Evet. Şu kazak çok tatlı değil mi ya? Oldukça canlı. Burada kitaplarla birlikte yine poster tasarımları da var. Yani tahmin ediyorum, şimdi hepiniz düşünüyorsunuz daha ne kadar basit tasarımlar diye, ama işte bunları yapıp bu şekilde sergileyebilmek ve kimlerin yaptığı bu tasarımları önemli. Aa, çok güzel masa dekoru. Alıp, evet, alıp kendin yapıyorsun onu büyük ihtimal, maket. Şöyle kitaplar var. Bu arada tasarım kitaplarıyla ilgili ayrıca bir bölüm yapacağım. Onu yapmak istiyorum çünkü çok güzel tasarımlar, tasarım kitaplarının olduğu bir yer var. Tata. Çok tatlı. Minyonslar var. Güzel, eğlenceli şeyler. Pac-Man. İyi şanslar. Şimdi alanı gezmeye devam ediyoruz. Burada meşhur matcha çayı var. Buradan deneyebiliyorsunuz. Ben denedim ama açıkçası pek benlik bir şey değilmiş yani. Onu anladım. Ama çikolatası falan çok güzel. Çayı pek hoşuma gitmedi. Sütle birlikte yapıyorlar. Evet. Bayağı güzel. Burada da çeşitli tablolar var. Porselen mi onlar? Evet. Farklı porselen ürünler. Porselen. Mavi porselenler. Hollanda'nın da aynı. Delft Hollanda'da bir şehir. Delft mavisi değil demek ki. Bu şekilde de porselen tasarımları var. Şurası çok güzelmiş. Kamp ürünleri var galiba. O işte tişört çok hoşuma gitti. Görsel hikaye anlatıcı. Tişört güzelmiş. Renk belki birazcık daha canlı olsa tam benlik diyebilirim ama güzel. Yani bu artık klasik. Yani şaşırılacak bir durum yok ya her yerde. Kadıköy'de her dükkanda kahve şeklinde, lens şeklinde kupalar kahve şeklindedir ya. Şu çizimler harika olmamış mı ya? Şimdi asıl beğendiğim alana gidiyoruz. Burada daha fazla tasarım unsuru var, daha fazla teknolojik ürün var. Daha böyle ilginizi çekeceğini düşünüyorum. Şimdi yukarıya doğru çıkalım. Asansör sırası var. 8. katta bizim çıkacağımız yer. Sırayı görüyorsunuz. Yeni tasarım alanımıza geldik şimdi. Oldukça kalabalık görünüyor. Şöyle sol kısımdan başlayıp etrafı dolaşıp tamamlayacağız burayı da. Burası biraz dar bir alan olduğu için geniş açı çekmeye çalışacağım. Bakalım nasıl görünecek. Ben de merak ediyorum. Bunlar 3D printerlarla oluşturulmuş dokular. Çok ilginç bir dokunma hissi var böyle. Şurada da daha enteresan şeyler göreceğiz şimdi. Çok enteresan bir dokusu var. Half-Life'da mı vardı? Tam hatırlamıyorum ya. Arkadaşın şapkası çok güzelmiş. Şöyle tam denk getirmeye çalışayım. Çok ilginç denemeler, tasarımlar var. Yine fotoğraf çekerek etkileşime de girilmeniz sağlanıyor. Şurada yazmış. Olabilir canım. Bunlar tasarım sonuçta. Ama ben şunu sevdim. Köfte. Köfteli kermit. Çok farklı denemeler var. Siz böyle duraklatıp inceleyebilirsiniz hani tasarımları. Çok fazla yer göstermek istiyorum size. Aslında yorumlamak da istiyorum ama daha küçük bir alan olsaydı daha fazla üzerinde vakit geçirebilirdik. Ben diğer alanları da göstermek istiyorum. Mesela şurada çok farklı malzemelerden üretilmiş bir tasarım. Genelde böyle tasarım etkinliklerinde tabii ilginç şeyler oluyor böyle, yani sıradan bir yerde görüp de anlamlandıramayacağınız, üzerine kafa patlatmanızı sağlayan çeşitli tasarımlar oluyor. Mesela burada yine enteresan çivili bir yatak üzerinde yastıklar. Şurada bir gamification var galiba, bir oyunlaştırma. Labirent yapılmış. Buradan startla başlıyorsunuz. Labirentten çıkmaya çalışıyorsunuz herhalde ama tabii çeşitli sorular var. Cevaplara göre ilerliyorsunuz. Ama Flamenco yazıyor tabii. Tamamen kartonlardan yapılmış bir Formula 1 arabası. Maketi daha doğrusu. Şöyle karşıdan da göstereyim size. Her şeyle tasarım yapabilmek, her şeyle bir şey üretebilmek mümkün. Şurada çok ilginç bir
yapı var. Bunlar ahşap kütüğü mü acaba ya? Yani kütük mü daha doğrusu? Yasemin bir şey buldu galiba. Bakalım nereye götürüyor. Aa, enteresan bir yatak. Aynen. Çokgenlerden oluşmuş. Şu ışık direkt vurmasaymış gözümüze, güzeldi. Oo. Az daha tasarımı kırıyorduk galiba. Ne oldu? Açılış şeklini gösteriyor. Burada bir labirent oluşturulmuş aslında. Çıkabilecek miyiz buradan? Aynen, bayağı bizim 90'lardaki halılar üzerine yapılmış. Yani daha doğrusu kesilmiş üzerindeki desenlerden. Ve o desenlere göre de bir şeyler yapmış arkadaşlar. Aynen. Araba kaydırmaca, misket oynamacalar. Ay evet, misket çok oynardık. Şu alanda birkaç tane oyun var. Eğer sıra yoksa deneriz. Burada yine bir labirent oyunu var. Işıklı falan. Şu Hollanda'da çok yaygın bu tip oyunlar. Böyle. Arkadaşlar kaydırarak oynuyor. Şimdi Yasemin bize bir oyunu göstersin. Şöyle basit yapılmış bir oyun var. Bakalım yakalayabilecek mi? Oh, bayağı easy. Devamını istedi. Ya bazen şansını fazla zorlamamak lazım hayatta. Kazanınca bırakmayı da bilmek lazım. Thank you so much. Bu arada olayını anlatıyorum. Fabrika atıklarından elde edilmiş o top, o malzemeler yani. O da içme suyu, alttaki zemin. Sen doğaya karışmamasını sağlıyorsun. Evet, onu düşürmeden almaya çalışıyorsun, suya karışmadan. Burada da ilginç bir deneme var, projeksiyonla birlikte. Siz detayları gördünüz, bana anlatırsınız. Burada da kampı, doğa kampını farklı bir yorumla anlatmaya çalışmışlar herhalde. Gelecekteki en ağır koşullara dayanıklı bir tasarım diyor. Ve bebek arabası da aynı şekilde. Evet, şimdi gelelim renk değiştiren kıyafete. Üzerindeki noktalara dokunduğunuz zaman renk değiştiriyor. Sarı tabii ki bizim rengimiz, pembe çok belirgin değil, daha çok herhalde deneme aşamasında olan bir tasarım. Zaten projeksiyon yansıyor üzerine, ya projeksiyonun rengini değiştiriyorsun aslında. Yine burada da birkaç tane bu şekilde denenebilecek nokta var. Olay her katmandaki grafikle, çizimle birlikte finalde şu şekilde bir desen oluşturuyor. İlginç bir çalışma olmuş bu da. Evet, şimdi Eren kendisini kulak memesine taktığı kablo ile beraber duygusal olarak, eğer stresliyse, korkuluysa, kalp ritmini, duygularını kalp atışına göre sırtında hissedecek. Burada da açıklıyor. Nasıl hissettin? Yani güzel, arkadan bayağı zorluyor kalp diye. Kalp atışların hızlandı demek ki. Daha ben takmadan şey başlıyor zaten. Masaj başlıyor aynen. O yüzden biraz fake gibi şimdi. Güzel de ama enteresan bir şey. Burada da ilginç tasarımlar var. Bunlar topuklu ayakkabı bu arada. Ayakkabı aynen. Ve bunlar gerçekten... Ne deniyordu ya buna? Bir moda haftasında yani sergilenmiş ürünler zaten, görüyorsunuz fotoğraflarda. Defile. Yani defileden ya. İsmi gelmedi bir an defilenin. Ama şey gibi değil yani. Türkçesini unuttum anda. Değil de. Daha o kadar olmadık yani. Tabii ki temaları da oldukça farklı. Bir şu taraftan gidelim mi? Şu çizimleri göstereyim ben. Çizimler eminim ki kanaldakilerin daha ilgisini çekecektir. Bu şekilde yapılmış. Kare kalem tarzında görünüyor ama dokunmak da istemiyorum. Şimdi anlamak için. Tamamen elektronik atıklardan yapılmış bir robot. Bu şekilde de elektronik atıkların aslında nasıl değerlendirilebileceğini gösteriyor. Bu tasarım da bize acayip güzel. Burada da kalan malzemeler herhalde. Şu daha çok hoşuma gitti ya. Ejderha bir de kanatlarını hareket ettiriyor. Şöyle yandan göstereyim, daha iyi olacak. Şöyle ağzından da bir ateş falan çıkarsaymış güzel olurmuş. Bu da yeni nesil korkuluk. Dokunu
dokunulmaması gerekiyormuş ama Yasemin iki tur çevirdi, çalışıyor. Şöyle de uygulamasını görüyorsunuz. Eğer tarlası, bağı bahçesi olan varsa, yapmak isterse buradan fikir alabilir. Burada da sanatçımız ilginç bir dünya oluşturmuş kendisine. Şöyle. Yoruma açık. Burada da çok ilginç bir şey yapılmış. Şimdi LED olduğu için tam görünmeyebilir ama burası hareket ediyor. Çevir. Hepsi birbirine bağlantılı gibi mi? LED yanıp söndüğü için tam anlayamıyorum ama böyle TikTok fenomenleri bir değerlendirilmiş. Hızlanıyor. Ooo, roket gibi oldu. Ve yanmış gibi görünüyor. Şu an harbiden epilepsi olduk hepimiz yani. Ha, fırlayıp gitmesin bu. Şu an TikTok fenomenleri kafayı yedi şu an. Belki de insanların beyni böyle olacak yakında diye. Enteresan. Hızı anlatıyor olabilir, evet. İçerik tüketme hızını anlatıyor olabilir. İleride böyle izleyeceğiz herhalde içeriklerim. İlginçti. Bir anda çıldırdı. Neyse, nasıl kendine geldin. Nasıl yapıyorum bu işi? TikTok kullananların sonu gibi bir şey mi acaba? Valla ben hiç izlemiyorum, o yüzden bana bakmayın. Ya izlenecek bir şey değil. Sonuçta hepimiz her platformda varız. Önceden mesela... Ben yokum. İlk çıktığında, bak şöyle söyleyeyim sana. İlk çıktığında Facebook'la ilgili neler söyleniyordu, sonra herkes kullandı. Daha sonrasında YouTube için neler söyleniyordu, sonra herkes kullandı. TikTok da öyle bir platform. Zamanla düşünceleriniz değişebilir her platformla ilgili. TikTok'a karşı düşüneceğim ilk gün neyse bugün de aynı. Ya işte dediğim gibi değişir, ileride o da değişir. Ben de çok aktif kullanmıyorum da platformlara karşı yaklaşımım genelde öyle yani. Çünkü önceden dediğim gibi Facebook için de neler söyledik. Ama YouTube için hiçbir zaman kötü düşünmedim. Her zaman çok geleceği olduğunu düşündüm. Belki de ilk kanal açanlar grubunda yer alıyorum 2006'dan beri. Burada da böyle el işi çalışmalar yapılıyor. Amigurumi denenen böyle çocuklar için ürünler. Yine farklı kıyafet tasarımları var burada da. Arkadaş çalışmayı yapmaya devam ediyor. Cam kısımları boyuyor. Yine değişik teknolojik bir yere geldik. İçeriye girip bir deneyelim. Bu alan daha çok yapay zeka ile ilgili. Şöyle enteresan yansımalı bir fotoğraflar var burada. Şurada böyle avucunuzu basıyorsunuz. Sanal ortamda bir karakterinizi oluşturuyor. Mesela şu arkadaşın şu şekilde oluşturmuş. Aynı zamanda da şuradan fiş şeklinde çıktı verip bir hatıra olarak bırakıyor. Tabii ki avuç içi datasını alması ne derece doğru emin değilim ama ben de yaptım açıkçası onu. Evet, şimdi Eren kendi dijital ikizini yaratacak. Zaten bir ikizim var bu geçen haftada. Onu göstereceğiz. Evet, başlıyor. Ne? Bu hafta daha iyiyim. Askere gitmeden önce Eren. Lise gençliği. Ay, seni bayağı çocuk yapmış. Bayağı güzel yaptı ya. Farklı platformlara koyuyor. İtfaiye yeri oldu. Kağıt verdi. Bu ne? Lise, çocukluk hali. Geçen hafta daha güzeldi. Evet. Ama bak, bu gibi madem daha güzel. Biraz seçi olmuş. Bir tane daha yapacağım. Diğer dijital ekibimize bakalım. Ah, evet. Avatar'a benzedim bu. Yani. Ama yine de seni bayağı çocuklaştırmış. Böyle mi? Güzel. Güzel, bayağı kalabalık taşıyoruz. Böyle 2-2, ben her hafta arkana dikkat et. Seni ben ellerin olasın diye sevmedim tarzında bir tasarım. Tabii ki içerisine girmek mümkün değil, bayağı çamur. Hollanda tabii ki yağmurlarıyla ünlü olduğu için bir haftadır yağmur yağıyor zaten. Hani gelip video çekmek için sürekli fırsat kolluyorum. Şimdi açık alan olduğu için de pek keyifli olmaz diye hafta içi. Hem de kalabalık da biraz görmenizi istedim açıkçası. Daha yeni bugün yağmurlar bitti. Tam fırsatını yakaladık. Bu şekilde sizi de gezdirmeye çalışıyorum. Umarım keyif alıyorsunuzdur. Bu şekilde etkinlikleri, alanları
görmek isterseniz bunları yorumlarda belirtin. Ben de ona göre daha fazla Hollanda ile ilgili içerikler paylaşmaya çalışayım sizinle. Yine ilginç bir yere geldik. İçeride acayip bir koku var. Çok değişik bir alandayız şu anda. Canlı manken vardı ve bayağı bir performans sergiliyordu. Evet, şu arkadaşla hatta evet. İşte sanatın farklı boyutları da burada kendisini gösteriyor. Şurada ayna var. Burası? Burası da lastik. Tamamen lastiklerden. Ne kadar görebiliyorsunuz bilmiyorum ama zaten fena bir lastik kokusu da var. Ve zift. Atıklardan yapılmış belli ki. Buralarda yorumu size bırakıyorum. Şu kısımlar tamamen saman ve arada enteresan sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Şimdiden söyleyeyim. Tabii ki bu tasarımlara, bu oluşturulan kurguya bir de böyle bu şekilde filmlerle bütünlük katmaya çalışmışlar. Şurada gözünü açsa ya hepimiz. Aynen. Korksak şurada. Ayaklar falan da güzel. Kalk kalk, akşam oldu. Baya gerçekçi. Bu kız zaten büyük ihtimal şurada yatan. Aa, değilmiş. Kız hala orada yatıyor. Bunlar hep sanat işte arkadaşlar. Şimdi burada da başka bir mistik havaya geldik. Ama şu anda kokuyu, işte kokuyu size paylaşmak lazım burada. Çok güzel çiçek kokuyor. Burada enteresan şeyler oluyor. Biz devam edelim. İlk geldiğimizde bahsettiğim ortak alan bayağı hareketlenmeye başlamış. Çok fazla kafanızı şişirmeyeyim tabii. Evet arkadaşlar, böylece etkinliğimizin sonuna gelmiş olduk. Umarım keyif almışsınızdır, umarım beğenmişsinizdir. Bayağıdır bu şekilde video çekmediğim için biraz acemiliğim olmuş olabilir, kusura bakmayın. Eğer bu şekilde Hollanda ile ilgili vlog olarak, böyle vlog şeklinde içerikler isterseniz lütfen yorumlarda belirtin. Elimden geldiğimce etkinlikler olur, mekanlar olur, işte kitaplar olur vesaire. Bu şekilde içerikler hazırlamaya çalışırım sizin için. Evet. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.